ve stüdyo mahdetmek istiyorum. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkanı Şahin Acar. Başkan Yardımcısı Şahin Acar. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Efendim şimdi tabii derneğe konuşacağız. Başkan'a da buradan sevgilerimiz, selamlarımız olsun. Kendisini de ağırlamak isteriz önümüzdeki süreçte elbette ki. Bu noktada yapılan çalışmalar var. Siz de başkan yardımcılığı görevini üstlendiniz ki yaptığınız çalışmaların içerisindesiniz aslında. Evet. Ama dilerseniz önce derneği bir tanıyalım. İzleyicilerimiz sizi bir tanısın efendim. Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği 2000 yılında kurulmuş ve de endüstriyel reklam sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerini, üreticileri bir çatı altında toplamak ve bunların haklarını, çıkarlarını korumak ve dünyayla entegre olmasını sağlamak amacıyla kurulan bir dernek. Mesela en önemli etkinliğiniz nedir efendim? Yani en önemli amaç diyeyim aslında. Şöyle, biz sektörün gelişimi, sektörü büyütmek, sektördeki çalışanların yani sektörün sahiplerinin, reklamcıların, tabela üreticilerinin, endüstriyel reklam üreticilerini bir çatı altında toplayıp onlarla biraz evvel bahsettiğim gibi dünyaya entegre etmek. Bununla ilgili işte neler yapıyoruz? Böyle çok basit örneklerle söyleyeyim. Yani derneğin yapısı şu. İşte sizin gün içinde gezip tozduğunuz fakat hiç görmediğiniz, gözünüzün önünde olup görmediğiniz işleri yapan bir sektör. Yani işte yani billboardlara örnek veriyorum bakıyoruz billboardları görüyorsunuz ama kim yapıyor? İşte nasıl o billboardları kim yapıştırdı? Dış yani afişlerini yani billboard deyince bir iskeleti tasarımı var. Tasarım mı? Tasarım da size ait mi? Tabii şimdi. Bir iskeleti var. Onun bir üretimi var. Bak. İskeletinin üretimi var. Artı onun afişi var. Onun afişinin dijital baskısı var. Onun tasarımı var. Tabii biz dev bir sektörüz dedim ya. Reklam ajanslarıyla, tasarımcılarla entegre bir sektörüz. Tek başımıza bir üretim yapan bir sektör değiliz. Entegre olan bir sektörüz ve işte benzinlikler. Benzinliklerin baştan aşağı tevfişatını biz yapıyoruz. Banka şubeleri. Hepsini biz yapıyoruz. Tabelasından artık bankosuna kadar hepsini biz yapıyoruz. Şu stüdyoda gördüğünüz bir sürü işte aydınlatmasından yazılarına kadar bir sürü işleri biz yapıyoruz. Hatta ve hatta işte Türkiye'de çok güzel bir örneği oldu. 23 Nisan'da hepimiz saat 21'de büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı söyledik. Balkonlarımıza, camlarımıza astığımız bayrakları da bu sektör basıyor. Böyle devasa bir sektör. Değil mi? Ve biz bu sektörde dernek kurulduğu günden itibaren birinci esas hedefi eğitim. Sektörün gelişimi ve eğitim. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama sektör biraz da canlı değil mi Sayın Başkan? Çok. Yani, interaktif bir sektör. İfade ettiğiniz gibi şuradan çıksak sadece 2 metre bir yerlere gitsek içeriye rejiye gitsek belki de gözümüze çarpacak birçok şeyi sizler tasarlıyorsunuz. Kapıdaki reji yazısı da bizim. Değil mi? Yani daha adım bile atmadan. Yani çıktınız ama kapıya, bunları kapıdaki reji yazısı da bizim. Yani aklına gelen her şey işte mikrofonlarınızın üstündeki yazıları da biz yazıyoruz. Yani aklınıza gelen her yerdeyiz. Yani bir sürü alanda varız. Hayatın her alanında varız daha doğrusu. Doğru. Hayatın her alanında. Doğumdan ölüme kadar. Hayatın her alanında muhakkak varız. Ve biz bu alanda da dernek olarak dedim ya hedefimiz dünyayla entegre olmak, eğitmek. Dünyayla entegrasyon konusunda biz şu anda işte Amerika'da ISA, Avrupa'da EVL ve FESPA'nın hem yönetimlerindeyiz hem üyesi hem de yönetimlerindeyiz. Yine sektörün gelişimine yönelik bizim her Aralık ayında düzenlediğimiz Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir dernek fuarımız var. FESPA Eurasia Fuarı. Bu fuarda aklınıza gelen bütün endüstriyel reklama yönelik, tabelaya yönelik aklınıza ne geliyorsa hepsinin sergilendiği, dijital baskıların sergilendiği bir fuar. Oldukça büyük Türkiye'nin sayılı fuarlarından birisini derneğimiz gerçekleştiriyor.
Yine yurt içinde eğitime yönelik çalışmalarımız var. Hemen şu yanı başınızdaki sanat okulunda endüstriyel reklam bölümü var. Bununla beraber işte Balgat, buradaki Balgat Endüstri Meslek Lisesi'nde, İstanbul'da, İnönü'de, Haydarpaşa'da ve de İzmir, Mersin'de Endüstri Meslek Lisesi'nde derneğimiz bölümler açtı. Buradaki görürsünüz hep önden geçtiğiniz bina. Tabii. Binayı komple biz aldık. Baştan sona bilgisayar sınıfları, işte içindeki CNC router'undan, plotter'ından, yani dijital baskı makinesine kadar. Görüntüleri verdi yönetmenim. Evet. Yani sizinle alakalı aslında, evet, değil, evet, mi? Yani evet. Bu biz mesela bu dijital baskı makinesinden yandaki öğrencilerimiz faydalanıyorlar bunlardan. Evet. Biz bunların öğrencilerimize bunları kurduk ve bunların eğitimini veriyoruz. Biz bu öğrencilere sadece eğitim vermekle kalmıyoruz. Bu öğrencilerin başarılı olanlarına burs veriyoruz. Türkiye genelinde burs veriyoruz. Neyse. Yine bu öğrencilerin stajlarını kendi iş yerlerimizde yapmalarını sağlıyoruz. Yine bu öğrencilere biz istihdam garantisi veriyoruz. Her şeyden önemli. Mezun olduğu gün işi hazır. Hemen iş yerlerimizde işi hazır ve biz şu anda öğrenci bulamıyoruz. Yani çünkü o kadar şey ki, sanat okullarına olan talep yine düşmeye başladı bu anlamda. Yine böyle bir sıkıntı var. Bunun haricinde yine o caddelere gelen billboardlarda. Evet, bakın işte, evet, evet. Billboardlarımız var. Yani evet. Dedim ya, yani hayatın her alanında. Her yerinde ya cadde, ama işte görülmeyen kahramanlar da diyebiliriz belki, değil tabii mi? Bakın şimdi bir şey geçti billboardda. Yani biz bununla beraber sektörel eğitimler yapıyoruz. Nasıl sektörel, nasıl eğitimler yani yapıyoruz? Her iki ayda bir Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, yani bu çok, mesela son yaptığımız şehirleri söyleyeyim. En son Erzurum'daydık. Ondan önce Malatya, Mardin, Muş, Sivas, Aydın. Yani Türkiye'nin her coğrafyasında, her bölgesinde gidiyoruz. Oradaki sektör mensuplarını bir araya getiriyoruz. Onlara günün gelişmelerine göre, işte kullanılan malzemelere göre, kimilerin diğer bölgelerde dijital baskı eğitimi, işte bindiğiniz araçların kaplaması, o araç kaplama eğitimi, işte kişisel gelişim eğitimi, yani aklınıza gelebilecek, doğru, bizim sektörümüzde insanların işine yarayacak her türlü eğitimi. Ve buradaki en önemli kıssasımız şu: üyemiz olsun olmasın, herkese açığız. Bütün herkese açığız ve hepimiz orada, bütün yönetim kurulu üyeleri hepimiz gidiyoruz. Hem oradaki sektördeki arkadaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Onlarla birlikte bir yemek yiyoruz ve de onları eğitime alıyoruz. Bu eğitimin sonunda da bir sertifika veriyoruz. Bu boyutu var. Yine Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda, biliyorsunuz artık Türkiye'de her şeyin bu Avrupa Birliği müktesebatı konusunda bir mesleklerin tanımı var. Evet. Bütün meslekler bir belgelendirme zorunluluğu var. Biz de uzunca bir süre, yaklaşık işte bir 5 yıl gibi bir mücadelenin sonunda, bir 5 yılda öncesi olmakla birlikte 10 yılın sonunda Türkiye'de, dünyada ilk defa bir şeyi gerçekleştirdik. Endüstriyel reklam sektörü tanımlamasını yaptık. Hmm. Dünyada böyle bir örnek yok. Endüstriyel reklam sektörü üzerine, tabela üretimi üzerine dünyada bir sürü tanımlamalar var. Biz bu tanımlamaları yaparken işte dedik ki bunları nasıl yaparız, nasıl ederiz, araştırdık, var mıdır örnekleri diye. Çok böyle ISCO kodları var dünyada. İşte ona benzer böyle ufak şeyler var ama biz komplike, işte bir 10 gün çalışma, 2 program oldu 10'ar günlük, onları yaptık ve onun üzerine şu anda Endüstriyel Reklamcılık Ulusal Meslek Standardı hazırlandı, yayınlandı resmi gazetede. Şu anda resmi olarak sektörümüzün, hep bahsettiğimiz endüstriyel reklam sektörü belge, Mesleki Yeterlilik Kurumu belge yeterliliğine sahip artık bir sektör haline geldi. Peki şunu sormak isterim şimdi. Yani izleyiciler de bizler de cehaletimize verin tabii, mesleği anladık. Mesleği işte yönetmenimizin de orta pencereye verdiği görüntülerle
nelerle uğraştığınızı, amacınızın ne olduğunu elbette ki biliyoruz. İşte ben size anlatırken kafamda görülmeyen kahramanlar dedim sizler için. Evet. Çünkü görüyoruz ama kahramanları göremiyoruz. Kimlerin yapıldığı tarafından, hatta bir billboard'un yerleştirilmesi bile belki size bağlı değil ama billboard'un yerleştirilmesiyle bile ben çok fazla karşı karşıya kalmadım ki onun tasarımı, çizimi, yine belki bazı planlanması, nereye konulacak onun planlanması bile açık havanın işi. Değil mi? Peki. Peki bu süreçte yani koronavirüse mücadele edilirken aslında koronavirüs yokken mesleğin sıkıntıları neler? Çünkü esnaf kardeşlerimizin beklentileri elbette ki problemleri sizin de bu noktada vardır. Ve koronavirüsle mücadele edildikten sonra koronavirüs sizin mesleği nasıl etkiledi? Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi iş gücü, nitelikli iş gücü sıkıntısı. Bizim de zaten hedeflerimizin en başında gelen eğitimdi. İşte sektörel eğitim, sanat okullarında verdiğimiz eğitim. Bunlar bizim bu yöndeki en büyük hedeflerimizdi. Bu hedefler doğrultusunda bu sıkıntıları gidermek için bunlarla uğraştık. Yine belgelendirme sıkıntımız vardı. MYK'yla bu işi çözdük. Bununla bir noktaya geldik. Ve bu işleri bir noktaya getirdik. Bu COVID-19 sonrası, koronavirüs sonrası bir başka boyuta taşındı sıkıntılar. Şimdi ben size sektörün bir başka büyüklüğünü anlatacağım. Buyurun, buyurun. 2019 yılında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ve Açık Hava Endüstriyel Reklamcılar Derneği'nin birlikteliğiyle bir araştırma yapıldı. Kitap haline getirildi. Sektörün büyüklüğünü anlatacağım. Sektörde şu anda 10 bini aşkın iş yeri var. Ve bu 10 bini aşkın iş yerinde 125 bini geçkin insan ekmek yiyor burada. Ve yine 9 milyar dolarlık bir ciro var. Ve bu cironun %35'lik bir kısmını da ihraç yapan bir sektör. Böyle bir dev sektör. Hı hı. Bu koronavirüs kapsamında bu sektör bir anda tabii ki dedim ya hayatın her alanındayız. Herkese dokunuyoruz, doğru, herkese iş yapıyoruz. Doğru. Herkes durunca yaprak kımıldamayınca bizde yaprak düşmüş oldu. Piyasada yaprak kımıldamayınca bizde yapraklar, doğru, döküldü. Ve iş yerlerimiz kapatıldı. Benim kendi iş yerim bir aydır kapalı. Tabii biz bu süreçte... Peki kapalı olmasa reklam, yani bu tarzda talepler geliyor mu? Tabii iş kapalı olmasa iş yapıyoruz biz. Yani düşünün ki kapalı olmasına rağmen işte Başakşehir Hastanesi açıldı. Onun işlerinin büyük bir kısmını bizim sektörümüz yaptı. Tabii. Hatta İstanbul'da bir arkadaşımız yaptı. Şimdi aynı arkadaşımız Sahra Hastanelerinde yapıyor. Yani sektörümüz üreten, sürekli üreten bir sektör. Yani her anlamda üretiyor. İşte bunu da bizim sektörümüz üretti. Ve biz bundan... Virüse karşı mı? Bu böyle gördüğünüz maskeli, siperli, yüz siperli. Bunu biz bir taraftan bunu söylüyoruz. Biz bunu dün Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya'da sosyal hizmetlere bağlı huzur evlerinde 2000 tane bunlardan İstanbul'da görsel reklam üretti bunları. Açık Hava Reklamcılar Derneği olarak da biz bağışladık. Yine bu bağışa girmişken ona da söyleyeyim. Biz bu hastalar entübe olurken hastayla doktor arasındaki ilişkiyi, mikrop alışını engellemek için bir koronavirüs kalkanı dediğimiz entübasyon kabini yaptık. Hı hı. Yine Türkiye genelinde 200 civarındaki yoğun bakım ünitesine 400 tane bunlardan bağış yaptık dernek olarak. Bunun önünü açtık ve bir sürü bizden sonra insanlar böyle bir bağış kampanyası. Şimdi bizim geriye dönersek bu süreçte anlatılan mücbir sebepler var. İşte hükümetimiz bu koronavirüs kalkanı diye mücbir sebep kapsamına giren sektörleri açıkladı. Bu sektörlere biz dahil olmadık. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Yani ekonomik istikrar kalkanı paketinde, evet, mi yoksunuz efendim? Ekonomik istikrar kalkanı paketinde biz yokuz. Çünkü bizim
Ve bu kalkanın içine girmeyince, mücbir sebepler kapsamında olmayınca, şimdi hepimizin sigortalı çalışanlarımız var. Bizim sektörümüzde kaçak işçi yoktur. Çocuk işçi yoktur. Bütün hepsi sigortalı çalıştırır. Bütün Anadolu'daki bütün şey, merdiven altı yoktur bizde. Onun için olamazsa zaten değil mi? Yani istese herkes, de olamaz. Böyle yani bir durumun de olamaz, böyle bir mesleğin merdiven altı nasıl olacak? Olmaz mi? Yani böyle bir şey ve biz her alandayız dedim ya. Öyle olunca biz bu mücbir sebep kapsamına girmediğimizde şimdi ne oldu? İşte en basit örneğiyle işte hükümetimiz açıkladı. Dedi ki SSK primleri 6 ay ötelenecek. Ama ben bugün buraya gelirken SSK primlerimi ödeyip öyle geldim. Vergi ödemelerimiz diğer mücbir sebep kapsamına giren sektörler için 6 ay öteleniyor. Ama bizde bu ötelenmiyor. Bizim hani dedim ya işte biz göz önündeyiz. Ama göz önündeyiz ama gözden ırağız. Gözden ırak olunca da hükümetimizin gönüllerinden ırak olduk. Bizi mücbir sebep kapsamına almadı. Ama onun ötesinde bizim tabii daha önce taleplerimiz vardı. Bu taleplerimizin gerçekten bir kısmı da hükümetimiz tarafından gerçekleştirildi. İşte kredilere ulaşım, KGF kredileri, buna benzer kredilere ulaşım kolaylaştırılması, Halkbank'ın sağladığı kredilerden sektörümüzdeki bir sürü insan faydalandı. Bu anlamda teşekkür de ediyoruz. Evet. Ama hani yani hep şikayet etmek değil. Haklıya haklı, haksız haksız ama bizim çünkü yaptığımız işlerdeki sözleşmelerimiz gereği de sözleşmelerimizin hepsinde mücbir sebep kapsamı var. Bir madde var. Mücbir sebep maddesi var. Biz bu maddeden yararlanabilmemiz için bizim de mücbir sebep kapsamına girmemiz gerekiyor. Konuşacağız. Şimdi Yağmur da var. Sesi fazla duyamıyorum Intercom'dan. Reklamımız var mı? Peki. Tamam. Gidelim. Akabinde Şahin Bey'le devam edelim biraz daha. Sonra da yine bazı haberlerimiz var. Önemli ve özel. Onları sizlerle paylaşacağız. Ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri oldukça önemli. Eğitim noktasında 31 Mayıs'a kadar uzadı uzaktan eğitim ve şu ifade oldukça önemli. Dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. 1 Haziran'da okullar açılabilir dedi. Peki 1 Haziran'a okullar hazır mıydı diye soru yöneltildi. Bu pazartesi bilim kurulu açın desin. Biz bu pazartesi için de hazırız ifadesini kullandı. Detaylandıracağız. Kısa bir ara buradayız efendim. Efendim devam ediyoruz. Ekranların başına yeni gelen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Stüdyomda değerli bir konuğum bizlerle birlikte Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkan Yardımcısı Şahin Acar bizlerle birlikte ve kaldığımız yerden devam edelim. Koronavirüsle mücadele kapsamında mesleğiniz, ben görülmeyen kahramanlar bir kez daha söyleyeyim. Çünkü her yerde görüyoruz ama kahramanları göremiyorduk. İşte kahramanlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı aslında karşımda. Çünkü oldukça önemli. Dedim ki rejiye bile gidebildiğimizde birçok sizin emeğinizi görebiliriz dedik. Esnafın emeğini görebiliriz dedik. Sadece kapıda. Stüdyo yazıyor, reji yazıyor. Bunları da sizin meslek gruplarınız zaten tasarlıyor. En önemli örnek bu diye bir kez daha anlattım. Peki sizin eklemek istediğiniz varsa lütfen buyurun. Tabii bizim sektördeki arkadaşlarımızın büyük bir bölümü de Anadolu'daki insanlar. Bunlar çekirdek ailelerin işlettiği işletmeler, küçük işletmeler. Tabii bunların da büyük şehirlerde hani yine bizim iş bulma şansımız, bir takım işlere ulaşma şansımız gene bir nebze var. Evet. Ama Anadolu'da ki küçük işletmelerin böyle bir şansı yok. Bizim bunlarla ilgili de bir talebimiz var. Anadolu'daki işletmelerimizin yanı sıra biz tabii sadece kendi haklarımızı da savunmak noktasında değil. Biz tüm bu mücbir sebep kapsamına girmeyen yine bizim yan
İşte reklam ajansları var. Tasarım ajansları var. Bunlar da aynı kapsamdalar. Bunlar da bu şeye girmiyorlar. Bunlar da kapalılar. İşte bir de bizim hani bu Anadolu'da da bizde de özellikle endüstriyel reklam üretiminde de uzaktan çalışma diye bir şansımız yok. Doğru. Biz tabelayı uzaktan takamıyoruz. Evet. Yani ancak uzaktan bakıyoruz. Onun yani için uzaktan belki çizim yapılabilir. Uzaktan bakabiliyoruz. Biz bakabiliyoruz uzaktan ama o da uzaktan bakarken nasıl olmuş, güzel olmuş, eğrimi doğru mu diye ona bakıyoruz. Doğru. Ama takamıyoruz. Bizim öyle bir şanssızlığımız da var. Bunun için bizim bu Anadolu'daki ve bizlerdeki bu sektördeki genelde bu şey yani bütün ülkede insanların bu sıkıntıyı kısa zamanda bertaraf etmesi en büyük dileğimiz. Son 4 günlük rakamlara da baktığınızda iyileşen hasta sayısına ve de çok güzel umut verici rakamlar var. Burada bizim dileğimiz şu. Biz bu iş yerlerinin kiraları sıkıntı. İşte su, elektrik, doğalgaz gibi harcamaları var. Bunların rutinleri var. Yani bunlar ertelenmiyor. Faturalar yani geliyor ve bunların da biz bir miktar bunlarda kaldırılsın demiyoruz. Bir miktar indirime gidilsin. Bunlar da bir miktar indirime gidilerek zaten bu sektör açıldığı zaman o yapılan indirimleri kat ve kat geri dönüştürecektir. Kat ve kat verecektir. Çünkü biz hala ısrarla bizim sektörümüzde şu ana kadar gelen haberlerde istihdam konusunda biz hala övünüyoruz. 125 bini aşkın istihdamı sağlıyoruz. Hala da sağlayacağız diye övünüyoruz. Bu konuda açık yüreklilikle söylüyoruz ama bu açık yüreklilik, bu övünme nereye kadar? Yani biz diyoruz ki biz bugün için değil, yarın da varız, öbürsü gün de olacağız. Ama biz bugün ayakta kalmamız lazım. Dimdik durmamız lazım. Biz kendi imkanlarımızla durabildiğimiz kadar duracağız. Ama bundan sonrası devletimizden talebimiz bu konuda bizi gözden ırak, gönülden ırak etmesin. Etmesin. Peki. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Biraz da süremizi açtık ama güzel konuydu. Fazla konuşulmayan konulardı. Gündeme getirdik. İzleyicilerimizle paylaştık. Şimdi bizim kafamıza oluşan soru işaretleri ve işte diyoruz ya görünmeyen kahramanlar diye. Umarım ki ve zannediyorum ki vatandaşlar da izleyiciler de aynı şekilde kendi kafalarında canlandırdılar. Şimdi mesela bu programdan sonra hep billboard gördüğümüzde hep böyle bir tanıtım amaçlı bir çizimlerle karşı karşıya kaldığımızda hep bu program aklıma girdiğiniz gelecek. Girdiğiniz bakkalın tabelasından değil mi? Marketin tabelasından içindeki marketin rafındaki yönlendirme yazılarına kadar hep biz varız. Şimdi hep yani benim kameraman arkadaşımın, rejideki arkadaşlarımızın en azından aklına gelecek, izleyicilerimizin de aklına geleceğini düşünüyorum. Hayatın içindeyiz. Hayatta biz de varız. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program ve sizin bu dinamik sunumunuza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.